servis denilince şöyle zannediliyor. Mesela 5 katlı bir apartman düşünün. Bunun 5 daireli olduğunu düşünelim. Herhalde tahminim artık o 5 daireden birinde çocuk isteyenler var ise genelde infertilite problemi olmuş oluyor. Evet. Değil mi? 5'te evet. 1 midir? Yani %20 Yok, midir? Nedir oran? %10'u ya tüp bebek ihtiyacı olan sanırım %10 civarında bir ihtiyaç oluyor. Popülasyon var. Ama sonuçta bu fertilite problemi çeken yani işte istediği zaman çocuğu olmayanların grubu %20'ye kadar çıkıyor. %20'ye kadar çıkıyor. Ama bu ileride daha da çok artacak. Hatta herkesin tüp bebek yöntemiyle çocuk yapacağı falan söyleniyor. Bunlar Dünya Sağlık insanın. Örgütü'nde öyle bir rakam var. Yani bunlar biraz da tabii şey hani son gelişmelere göre söyleniyor ama tabii çok gerçekçi değil. Sonuçta insanlar yine kendi kendine yürüyecekler. Üremede başarısız olanlar da tüp bebek ihtiyacı ya da başka türlü tedavi ihtiyaçları duyacaklar. Ama bu %100 çok böyle iddialı bir şey hani yaklaşım. Evet. Şimdi hocam şöyle bir kanaat var. Örneğin dedim ya 5 daireli bir apartman. Ayşe Hanım'ın da çocuğu olmuyordu. Tüp bebek tedavisi oldu. Fatma Hanım'ın da. İnsanlar şöyle zannediyorlar. Ayşe Hanım'la Fatma Hanım'a her şey aynı uygulanıyor. O mutlak bir reçete var, protokol var. Baştan sona her şey aynı. Böyle midir, değil midir? Ben bunu merak ediyorum. Yani her şey aynı mı? Bir standart mı var yoksa daha böyle butik, kişiye özel tedaviler mi uygulanıyor? Yani aslında şöyle gireyim konuya. Bu konu bizim tüp bebek camiasında çok tartışılıyor. Örneğin geçen hafta sonu Antalya'da ulusal bir tüp bebek kongresi yapıldı. Aslında burada da konu başlığından bir tanesi buydu. Bireyselleşmiş tedavi mi yoksa işte standart tedavi mi verelim hastalara? Tabii ki özellikle böyle biraz daha klinikler bu işi işte standart bir tedaviye oturtmaya çalışıyorlar. Ama buna da şöyle de bir itiraz var. Bir, her hastanın farklı kilosu, farklı boyu, farklı ilaçlara verdiği reaksiyonlar olabiliyor. Aslında burada yine de bir hani tamam standart bir takım protokoller olur ama hastaya göre bir takım özel durumlar olabilir. Diyelim ki over rezervi çok düşük hastada daha farklı bir protokol uygulanırken ya da polikistik over sendromu olan 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda ve 50 yaşındaki bir 50 kilo bir kadına da tutup böyle 225-200 ünite ilaçlar verilmemesi gerekir. Yani onlara da belki 75-100 ünite vermek lazım. Amaç şu, işte bunu da şundan dolayı söylenir. Biz maksimum yumurta elde edelim. Nasıl olsa dondurulmuş tedavi opsiyonumuz var. Eğer hasta aşırı yumurta gelişiyorsa gerekirse hepsini dondururuz. Fakat daha sonradan işte sırasıyla birinci dolmuşu, ikinci dolmuşu, en de sonunda bu embriyolarla ya da bu gelişen yumurtalarla gebe kalma potansiyeli olsundur. Ve gebelik oranları daha yüksek olur şeklinde. Ama yine de böyle bir hastayı riske atmak, işte kontrolsüz bir şekilde aşırı yumurta çıkartmak, bunlar hasta açısından ciddi sıkıntılar. Ya da hasta bazen ilk tedavisinde sonuçta transfer olmak ister. İki haftada bu tedaviyi bitirmek ister. Dondurup transfer yaptığınızda 2 ay, 3 ay hasta sürekli bir tedavide olmak da hastayı çok bunaltabilir. Onun için nispeten nasıl cevap verecek? Ona göre dozu daha böyle bir hastaya standartize etmeni yani bireyselleştirmek gerekir. İkincisi mutlaka öncelikli olarak dondurmayı hedeflememek lazım. Ha dondurma diyelim ki fazla embriyomuz çıktı ya da hasta beklenmeyen bir aşırı yumurta gelişimi oldu. Bunlar da olabilir. O zaman mümkünse dondurmak gerekir. Yani her hastayı donduracağız diye bir yaklaşım da olmaması gerekiyor. Bunun dışında sonuçta her hastanın aslında verdiği cevaplar da farklıdır. Örneğin iki türlü hasta grubu vardır. Bir tanesi der ki bizler hastalar bazen anlatırlar işte. Ya ben 3 defa ya da 2 defa tüp bebek tedavisi gördüm. Bütün embriyolar 3. günden öteye geçemedi. Yani bu ciddi bir problem ve bir hasta grubu da vardır. İkinci hasta grubu. Ben 4 defa ya da 3 defa tedavi oldum. 4 ya da 5 tane 5. gün embriyosu transferi yapıldı. Blastosis transferi oldu ve ben gebe kalamadım. İşte bu iki hasta da aynı hasta değil aslına bakarsa. Bir tanesinin ciddi bir embriyo gelişme problemi var. Bir tanesinde ise çok mükemmel embriyo gelişiyor ve gebe kalamıyor. Hani burada tutup da örneğin siz birinci hastaya yani embriyo gelişimi olmayan hastaya evet sana ben PGD yapacağım yani genetik inceleme yapacağım embriyoda sağlıklı bir embriyo transferi yapacağım. Çünkü ikisi iki hastada T
tekrarlayan tüp bebek başarısına sahip hasta. Yani siz birincisine deyip de işte ben şöyle şöyle yapacağım, işte şunları kullanacağım. Aynısını ikinciye de söyleyemezsiniz. Çünkü asıl problem ikincisine belki de genetik inceleme yapmak gerekir.